fazla konut üreten inşaat şirketi BAKT Yapı bugün düzenlenen basın toplantısında 3 yeni konut projesi ve devam eden projeleri hakkında bilgi verdi. Yanımızda BAKT Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör var. Veysel Bey, yeni projelerinizi açıkladınız bugün. Hayırlı olsun diyelim her şeyden ederim. Önce. Çok sağ olun. Evet, Bursa'nın en çok konut üreten şirketi dedik. Ne kadar konut üretiyorsunuz? Daha doğrusu kaç adet konut ürettiniz bugüne kadar Bursa'da? Bunun detaylarını alabilir miyiz sizden? Evet, teşekkür ederim. Biz şükürler olsun Bursa bölgesinin dediğiniz gibi en fazla konut üreten firmasıyız. Yaklaşık olarak 15 bine yaklaştı bu sayı. Haliyle bugün sunumunu yaptığımız, bilgilendirmesini yaptığımız konut projelerimizde de toplamda 4100 konutun 2017'den başlayan ve 2019'a kadar devam edecek olan 4100 konut ve 300 bağımsız ticari alanın bilgilendirmesini ve sunumunu yaptık. Bununla ilgili olarak da mutluyuz. Projelerimizdeki performansımızı, satış rakamlarımızı, satış miktarlarımızı paylaştık basın mensuplarıyla. Evet, ne kadarlık bir yatırım? Toplam 1 milyar 450 milyonluk yatırım değeri olan bir şey, 4 projenin toplam yatırım tutarı. Bu arada bunun içinde bir de bir alışveriş merkezi var. Yaklaşık olarak 40 bin metrekarelik bir alışveriş merkezi de dahil. Bursa'da İstanbul Yolu güzergahında Demirtaş dediğimiz bölgede Osman Gazi Belediyesi sınırları içinde. Detay verirsek proje isimleri şöyle şimdi 2017'nin ortalarında başladığımız bir Prestij Hayat projemiz var. 1516 konut ve 40 civarında da ticari alandan oluşuyor. Prestij Optimum diye bir projemiz var. 990 konuttan ve 110 ticari alandan oluşuyor. Prestij Park Bulvar dediğimiz bir projemiz var. Yeni ruhsatını aldık. Ona da başlayacağız inşallah seçimlerden sonra. Orada da 1100 konut ve 50 bağımsız bölümümüz var. Ayrıca bir AVM'miz var. Yaklaşık 40 bin metrekare demiştim demin. Bir de Prestij Gold diye Nilüfer'de seçkin bir bölgede büyük metrajlı bir konut projemiz var. Orada da 252 tane konut üreteceğiz. Üreteceksiniz. Evet. Planlanan da başka bir projeniz daha var sanırım. Şu anda yok. Bu 4 projeyle devam ediyoruz. Evet. Evet. Peki projelerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? Genel anlamda hani satış başarınız oldukça yüksek. Adetli satışlar gerçekleşiyor. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Şöyle, müşterinin bize karşı olan bir özgüveni ve bir bağlılığı oluştu. Nedeni de detaylara sadık kalmamız. Mutlaka örnek daireleri yaparak projelere başlıyoruz ve o örnek projeye bağlı kalmamız bizi çok farklı bir şekilde ayrıştırıyor. Sürdürülebilir daimi olarak konut tedarikçisi olmak için bir markalaşma süreci biliyorsunuz. Markalaşma esnasında da haliyle disiplini oluyorsunuz kendi kendinize. Söz verdiğiniz şeyleri yerine getirmeniz ve burada ince detaylara girmeniz, yani beyaz eşyasından klimasına, ne bileyim sosyal donatılarına, her şeyi bir bütünsel olarak tamamlayarak sonuç alıyoruz. Müşteri de bunu benimsiyor. Bir aidiyetimiz oldu karşılıklı. Sosyal donatıları olan projeler üretiyorsunuz. Evet. Her şeyden evet. Önce, değil mi? Evet. Bursa için aslında bu şimdi artık gelenek haline geldi. Hani biz bir nevi orada konut miktarı olarak dediğimiz gibi çok ciddi adetler üretiyoruz. İster istemez rekabet koşullarında piyasada da hani örnek alınan birçok konseptler var bizim uyguladığımız projelerde. Firmalar da haliyle bunu artık standart hale dönüştürdü. Bu tüketicinin lehine olan bir şey. Fiyatlarla da ilgili olarak belki bir nevi söyleyebilirim. Bursa şartlarında biz fiyatlar konusunda da belirleyici bir rolümüz var. Fiyat baremleri de bizim, yani bizde metrekare fiyatları 3000 lira civarında seyrediyor. Ortalama mıdır bu 3 projede? Hemen hemen aynıdır. Bir tanesi belki biraz ayrışıyor. O da lokasyonundan kaynaklı. Farklı bir Prestij Gold projemiz hem metraj olarak büyük hem de fiyat baremi olarak daha farklı bir bantta gidiyor. Peki son 3 ayda oldukça fazla konut satışı geldi. Şöyle, ulusal kampanya vardı. Ulusal kampanyada biz de 84 aylık vade farkı BAK Yapı'dan diye Bursa'da tek firma olduk. O kampanyada da yaklaşık olarak 1 Şubat'la
Geldiğimiz tarih itibariyle 300'e yakın bir konut satışımız oldu. Yani trendler, tüketici bu konularda bilinçli. Analizlerini yani konut satışının yaparak. Düşük olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde 3 ayda 300 konut aslında çok bizim için başarılı ve iyi ve artıları da var. Şöyle, tüketici belirli bir fiyat bariminde talebin düşmeden arttığını da biz gözlemliyoruz. Tüketici bize bu mesajı veriyor. Esasında konut üreticilerin bunu dikkate alması gerekiyor. Doğru fiyatla, doğru tabii. Projelerle aynen. İyi sonuçlar ulaşılabiliyor. Aynen. Peki Bursa konut piyasasıyla ilgili de bize neler söyleyebilirsiniz? Evet. Nasıl gidiyor satışlar sizin projenizin dışında? Bizim tarafımızda iyi. Kentsel dönüşümden kaynaklı anladığım kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla etrafımızda gördüğümüz bir arz fazlası var. Biraz da bu belirsizlikler vardı. O süreci tahmin ediyorum şu anda ülke olarak bu seçim dönemine girmemizden dolayı atlattık gibi gözüküyor. Kısa sürede de bu seçim kazası belası sonuçlanırsa ülke önü açık. Bursa'da da yaz dönemi de geldi bir yandan. Hepsiyle birlikte, turizmle birlikte bu arada Orta Doğulu müşteriler de gelecekler. Bursa'da bir hareketin olacağına daha yine inanıyorum. Olacak. Peki bu 84 ay faiz kampanyanızı sonuçlandırıyorsunuz sanıyorum. Bitiriyoruz. Bu ay. Bitiriyorsunuz. Yeni kampanyanız ne olacak? Kısaca onun da 1 Mayıs'ta bir sürprizimiz var. Yani o da iyi yine ses getireceğine inanıyoruz. Uzun vadeli ödemeli kampanya. Evet, evet. Aynen öyle. Aynen o da var içinde barındırıyor ama bir sürprizimiz var. O da 1 Mayıs'ta kalacak. O zaman Bursa'da evet. Konut alıcılarına buradan 1 Mayıs'ı bekleyin diyelim. Bakalım, çok hayırlısı. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür hayırlı ediyoruz. Olsun çok yeni olun, projeleriniz. Çok sağ olun. İyi günler.